Yıllardır payitahttayım, ben böyle bir kış görmedim şehzadem. Yahu boğaz dondu, boğaz. Donduğu için gemiler kıyılara yanaşamıyor. Yollar da kapanmış. Tabii kervanlar hareket edemiyor. Mal ve erzak gelmediği için de kıtlık hasıl oldu. Ahali soğuktan kırılmış. Herkes kendi derdine düşmüş. Haberim var Bülbül Ağa. Bütün şehri dolaştım. Nizam iyice bozulmuş. Sadece dükkanlar değil, evleri bile talan etmişler. Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Çoğu gitti, azı kaldı. Önümüz bahar. Yakında Sultan Osman sefere gidecek. Ve asla dönmeyecek. Aman yarabbi. Sultanım. Zülfikar'ın ne işi var burada? Telaş etmeyin. Ben istedim gelmesini. Artık bizimle birlikte. Tarafını seçti. Sen bizim itimadımızı çoktan kaybettin Zülfikar. Sana neden inanalım? Kösüm olan bağlılığını bilmeyen yok. Gelmesini ben istedim validem. Malum. Artık şartlar değişti. Validem. Müsaade edin, mesele neymiş öğrenelim. Sultan Osman Şehzade Mehmed'in canına kıyarak kendi sonunu hazırladı. Ulema ve asker tedirgin. Ocak kaynayan bir kazan. İlk fırsatta Sultan Osman'ı tahttan indirecekler. Peki, o vakit tahta kim çıkacak? Bir yanda Halime'nin divane oğlu Mustafa, diğer yanda Kösem'in küçük şehzadeleri. Öyle. Öyle. Tahta artık Ekber ve Erşet olan geçmeli. Yani senin gibi güçlü ve olgun bir padişaha ihtiyacımız var. İşte bu sebeple Hümaşah Sultanımızın teklifini kabul ettim. Saltanat kavgası artık bitmeli. Nizam-ı alem için tahta şehzademiz İskender çıkmalı. Aklın yolu bir. Lakin senin kimin aklıyla buraya geldiğinden emin değiliz. Validem, benimle gelin. Gözünüzü üstünden ayırmayın. Maşa, sen ne yaptığının farkında mısın ha? Hiç mi akıllanmadın? Hiç mi ders almadın yaşadıklarımızdan? Validem, Zülfikar'a biraz olsun inanın. Sözlerin de samimi. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Mevzu bahis olan devlet âliyenin kaderi. Hem kabul edin, desteğe ihtiyacımız var. Zülfikar'ın Ocak'la kuvvetli bağları olduğunu biliyorsunuz. Onun sayesinde Yeniçerileri arkamıza alabiliriz. Bir kuru sözle nasıl itibar edebiliriz ona? Önce itimadımızı kazanacak. Ve o vakte kadar asla İskender'in yanında olmayacak. Zinhar yerini bilmeyecek. Ne sen, ne o. Bir sonraki karşılaşmamızda ya siz benim canımı alırsınız ya da ben sizinkini demiştim. Şimdi karşıma geçmiş, bana biat edeceğinizi söylüyorsunuz.
Bağışlayın şehzadem. Lakin o şartı koşan ben değildim. Sizdiniz. Şehzade Mehmet katledildi. Devletin bekası için benim doğru olanı yapmam gerekir. Hala. Zaten er ya da geç tahta çıkacaktım. Karşımda olup bana düşman olanlar cezalarını çekecekler. Yanımda olanlarsa mükafatlarını alacaklar. Yolu bulduğuna sevindim paşa. Sen ne yaptığını sanıyorsun Gözem? Kara kış ne kadar sürecek belli değilken ambarları açtırmışsın. Kapı halkı ne yiyecek ne içecek. Kızın da sen de açlıktan ölmeyeceksiniz, merak etme. Rahmetli evladının başına gelenler için bizi itham ediyorsun. Lakin oğlumu tahttan indirip Sultan Osman'a kendi evladını teslim eden sensin. Kendi kazdığın kuyuya kendin düştün. Bu yüzden beni tehdit etme. Bana lüzumu yok zaten. Safiye Sultan her şeyi halledecek. Sizinle işi bitince icabınıza bakacak. Bu ne demek şimdi? Öğrenmek istiyorsan dinle halimi. Safiye Sultan'la işbirliği yaptın falan yok Gözem. Ben o hatayı bir kere yaptım. Neticeleri malumum. Aklınca onu kullandığını zannediyorsun. Lakin o seni kullanıyor. Ne söylemeye çalışıyorsun? Kandırıyor seni. Şehzadem Mustafa için değil, kendi oğlu için çalışıyor. İskender için. Bu mümkün değil. İskender öleli yıllar oluyor Kösem. Ben de öyle zannediyordum, lakin değilmiş. Zülfikar Paşa kıyamamış ona. Bilirsin, o yetiştirmişti İskender'i. Safiye Sultan bunu öğrenince onu saklamış. Nerede, ne yapıyor, hiçbir şey bilmiyoruz. İspatın var mı? İnanıp inanmamak sana kalmış. Lakin şunu unutma. Safiye Sultan muvaffak olursa bu hepimizin sonu olur. Gel. Sultanım. Hacı Ağa geldin demek. Geldim sultanım. Emrinizi yolda aldım. Lakin yollar fena. Ancak gelebildim. İnşallah hünkârımız bir şey demez. Kalmama müsaade ederler. Artık dedikleri umurumda mı sanıyorsun? Sana burada ihtiyacım var. Şeref duyarım. Sultanım, bu arada başım sağ olsun. Şehzademiz için öyle üzüldüm ki hala inanamıyorum. Mekanı cennet olsun. Süt kaynattım sultanım. İçiniz ısınır. Sağ ol. Cennet elimden geleni yaptım diyor. Lakin çok geç haber verdi. Ömer Efendi ile nikah kıydığı gün söylemiştim sultanım. İkisinden de kurtulmalıydık. Evlatlarımın emniyeti için haremde cennete ihtiyacımız var. Bizim için asıl büyük tehdit Safiye Sultan. İlk fırsatta Şehzade İskender'i tahta çıkaracak. Şehzade Mustafa demek istediniz herhalde. İskender yaşıyor acaba. Nasıl olur? Osman'dan gizledim. Safiye Sultan öğrenirse inkar eder. Tedbir alır. Zaten gizliyor onu. Bir daha asla ulaşamayız. Sultanım... Peki ne yapacağız o vakit?
onları hiç beklemedikleri bir yerden, hiç beklemedikleri bir anda vuracağım. Nimacığım, İskender'in kaldığı yer güvenli mi? Malumatım yok. Validem bu sefer işi sıkı tutuyor. Ne olur ne olmaz diye benden dahi gizliyor. Lakin kardeşimin emniyette olduğuna şüphem yok. Her türlü tedbiri almıştır. Şehzademizin tedbirini benim almam lazım gelirdi lakin Safiye Sultan hala bana güvenmiyor. Haksız da sayılmaz tabii. Onca yaşanan şeyden sonra kolay değil. Ben sana inandım. O da sana inanacak. Güvenini kazanacaksın. Biraz zaman ver. İskender yaşıyor. Öyle mi? Kösem kendinden emin. Nasıl inanırsınız buna validem? Her daim olduğu gibi gene hainlik peşinde. Safiye Sultan'la bizi birbirimize düşürmek için yapıyor bunları. Başka oyun mu yok Dilruba? Yalan mı yok? Ayrıca niye İskender yaşıyor desin? Kösem'in bu hususta yalan söyleyeceğini zannetmiyorum. İlaveten Safiye Sultan'dan her şey beklenir. Kösem'in lafıyla mı hareket edeceğiz? Zerre itimadım yok ona. Ne kadar tartışsak Beyhude Sultanım, bu şekilde bir yere varamayız. Evvela İskender yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu öğrenmek lazım. Nasıl olacak o? Ben halledeceğim. Sultanım, maalesef kuytu bir köşede Abbas Ağa'nın ölüsünü bulmuşlar. Kösem Sultan'ın işi olmasın. Şehzademiz İskender hakkında konuşturduysa vallahi o vakit yanarız. Telaşa lüzum yok Bülbül. Abbas Ağa İskender'in yerini bilmiyor. Hiçbir şey öğrenemezler. Eğer Kösem yaptırdıysa boşuna bir mazlumun günahına girmiş. Allah rahmet eylesin. Bunca yıl İskender'in yaşadığını nasıl saklayabilmişler aklım almıyor. Safiye Sultan İskender'den haberdar olduğumuzu asla bilmemeli. Yoksa onu kaçırır bir daha izine rastlayamayız. Merak etme. Bizden başka hiç kimse bilmeyecek. Peki nerede saklıyormuş İskender'i? Her yerde arıyoruz. Lakin izine rastlayamadık. Safiye Sultan oldukça dikkatli. Hangi delikteyse bulup çıkaracağız. Davut Paşa da arayacak. Yapabileceğimiz başka bir şey varsa söyle. Bekleyeceğiz. Sultan Osman sefere çıkacak. O payitahttan ayrılır ayrılmaz harekete geçeceğiz. Nikahın tamirlere aykırı olduğunu anlattım sultanım. Zinhar hoş karşılanmaz dedim. Lakin Sultan Osman rızama ilaven nikah kıydılar. Osman artık hiç kimseyi dinlemiyor Esat Efendi. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Sanki herkesi kendine düşman etmeye çabalıyor. Bu gidişin sonunu iyi görmüyorum. Öyle sultanım. Ulema huzursuz. Şimdiden çatlak sesler yükselmeye başladı. Hünkârımız farkında değiller lakin ateşle oynuyorlar. Demek ki yanmayı göze almış. Madem hünkârımız böyle münasip görüyor, o vakit neticelerine de katlanacak. Safiye Sultanım, ulemanın toplanmasını arzu ettiğinize göre mühim bir mesele olmalı. Doğrudur Şeyhülislam Hazretleri. Zira Devlet-i Aliye'nin ve dahi hanedanımızın kaderini değiştirecek bir mesele. Hayırdır inşallah. Malumunuz,
rahmetli Sultan Ahmet Han zamanında yıllardan beri aradığımız şehzademize kavuştuk. Hünkâr torunumuz evladımızın şehzade olduğunu kabul edip idamına hükmetmişti. Kaderin bir cilvesi ki oğlumuz hala yaşıyor. Nasıl olur sultanım? Bundan emin misiniz? Allah'ın bir mucizesi Müftü Efendi. Rabbim oğlumuzun yaşamasını istedi. Belli ki ona biçtiği parlak bir istikbal var. Canından daha mühim olan neymiş merak ettim doğrusu. Sensin. Güzel. Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi. Hiçbir suçum yokken beni ölüme gönderdin. Kendin ve evlatların için bir tehdit olarak gördün beni. Şimdi ne oldu? Uğruna savaştığın her şeyi tek tek kaybediyorsun. Ben yaşadığım müddetçe de kaybetmeye devam edeceksin Gözem. Bu yüzden alacağım canını zaten. Er ya da geç o tahta çıkacağım Gözem. İşte o vakit. Evlatlarını idam edeceğim. Ve sen yapayalnız kalacaksın. Emir, belki bir gün her şeye sahip olabilirsin. Taht, saltanat senin olabilir. Lakin bana asla sahip olamayacaksın İskender. Madem şehzademiz İskender'in yaşadığını iddia ediyorsunuz, o vakit biz de görelim sultanım. Zamanı geldiğinde göreceksiniz. Bizim istediğimiz Ekber ve Erşet oğlumuzun veliaht ilan edilmesi. Diğer şehzadeler gibi müşahede altında tutulması. Buna ancak hünkârımız karar verir. Malum kendileri Ekber ve Erşet nizamına karşılar. Allah uzun ömürler versin. Hünkârımız sefere çıktı. Her ihtimali düşünmek lazım. Maazallah ya dönmezse, o vakit ne olacak? Allah'ın esirgesin. Lakin emri hak vuku bulur ise, meşveret meclisi toplanır ve bir karara varılır sultanım. Karar belli Esat Efendi. Ekber ve Erşet oğlumuzu tahta çıkar. Bunu bizzat ilan ettiğiniz günü hatırlatırım size. Esat Efendi işittiklerinden hayli rahatsız oldu sultanım. Kösem Sultan'a yakınlığı da malum. Şehzademizi ifşa etmekle hata mı ettik acaba? Esat Efendi aklı başında tecrübeli bir devlet adamı. Sultan Osman'ın sonunun geldiğinde farkında. O da herkes gibi devlet-i aliyenin başında kuvvetli bir hükümdar ister. İnşallah. İnşallah sultanım o güçlü hükümdar şehzademiz İskender olur. Siz de valide sultan olarak saraya dönersiniz.
Hayırdır inşallah? Bismillah. Ağalar! Sarayın yolunu mu... Davut Paşa. Davut Paşa. Yürü. Benimle geleceksin. Bu ne demek oluyor Davut Paşa? Ne diyorsun sen? Biz şuraya misafirimiz olacaksınız sultan. Davut Paşa haddini bil. Karşında Valide Sultan var. Eski saraya dön Bülbül ağa. İskender'in yerini söyleyene kadar bizimle kalacak. Davut Paşa! Sultanım! Bülbül! Sultanım! Bırak! Hoş geldiniz sultanım, buyurun. Sen aklını mı kaçırdın Dilruba? Sen kim oluyorsun da beni alıkoyuyorsun? Bize İskender'in yerini söyleyin, size hemen bırakalım. Hala aklım almıyor. İskender karşıma çıkıp öyle laflar ediyor ki yenilir yutulur gibi değil. Canına susamış belli ki. Gel. Sultanım, Dilruba Sultan haber yolladı. Safiye Sultan'ı derdest etmişler. Âlâ. Nihayet talih bizden yana dönüyor. İskender'in yerini öğrenelim. İkisinin de icabına bakacağız. Anlaşılan o ki, sen de oğlun gibi divane olmuşsun. Bu yaptığının başka bir izahı yok. Mesele benim oğlum değil, senin oğlun. Hangi deliğe sakladıysan söylemenin vaktidir. Sual ettim. Lakin konuşmaya niyeti yok. Eninde sonunda konuşacak. Herkes konuşur. Biz de seni akıllı sanırdık Dilruba. Validene uyup hata etme. Hırsları yüzünden iki şehzade kurban verdi. Birinin ölümüne sebep oldu. Diğerinin ise aklını yitirmesine. Yanlış hatırlamıyorsam abim sizin yüzünüzden öldürüldü. Mustafa da sizin yüzünüzden kapatıldı. Günahların o kadar çok ki dönüp dolaşıp seni vuruyor. Şimdi söyle, İskender nerede? Ne sanıyorsun Halime? Şehzademizi senin eline teslim eder miyiz biz? Akşam ezanına kadar vaktim var. Ya konuşursun ya ölürsün. Ölürüz daha iyi. Bizim için fark etmez sultan. Zira siz hayatta değilken İskender asla tahta çıkamaz.